Sayın Meclis Başkanım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi selam ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle geçen hafta ve önceki hafta şehitlerimizi rahmetle anıyorum. En son geçen hafta, yani bu hafta son iki şehidimizi benim kendi vilayetimden, Yozgat'tan, onlara da rahmetle minnetle arıyorum. Yine Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü, Çanakkale Savaşı'ndaki tüm şehitlerimizle rahmetle minnetle arıyorum. Biraz önce yönetim kurulu başkanımız bankalarla ilgili olarak biraz değindi. Şimdi bankalarımız zor durumda olan esnafımızı, KOBİ'mizi daha zor duruma bırakıyorlar. Mevcut olan kredilerini yenilemiyorlar. Çok zor şartlar çıkarıyorlar. Mevcut anlaşmış oldukları vadeleri kısaltıyorlar, oranları yükseltiyorlar. Yani bizim tabirimizle yolda giderken yolda bulduğuna değişiyorlar. Gelin bunu yapmayın. Bu tüccar, bu esnaf sizle bizle beraber. Bunlar yine berabersiniz. Bu esnafı, tüccarın kapısını çaldığınız, kapılarından randevu talep ettiğiniz günleri unutmayın. Bu kısır döngü, bu dar ekonomi yakın zamanda inşallah ümit ediyoruz rahatlayacaktır. Diğer bir konu, noterlerimizin davranışları. Noterlerimiz çok ciddi miktarda paralar kazanıyorlar. Bir vekalet verdiğiniz zaman 100 TL ve üzerinde ciddi bir rakamlar alıyoruz. Bir vekalet vermek için imza türkülerini yaptırdığınız noterin haricinde bir notere giderseniz yandınız değerli meclis arkadaşlarım. En az 2 saatinizi feda ediniz. İmza türkülerinizi alıyorlar. O imza türkülerinizi hangi noterden verdiyseniz oraya bir faks çekiyorlar. Bekleyeceksiniz ki karşı taraftaki noter yakın tarihi ise kolay buluyor. Yakın tarihi değilse arşivden çıkacak, bekleyecek. İmza sürkülerinizde şirket süresince müdürseniz diyor ki bir sefer bana ticaretçi kuruluş gazetenizi göndermiş. Öyle firmalarımız var ki 40 yıl, 50 yıl. Dedim ki bunun başka bir kolay yok mu? Bakın İstanbul Ticaret Odası'nda hangi şirketimizin kurulduğu orada yazıyor. Biz bunu baz almıyoruz. Nasıl alacaksınız? Ticaret Sicil Gazetesi'nin gazete arşivine giriyor. O da malumunuz olduğu üzere 2008'den geri tarafını orada göremiyorsunuz. Tekrardan şirket süresinin kurulduğunu gösteren bir gazeteyi götüreceksiniz, bir vekalet vereceksiniz. Halbuki bu işin kolayı var. Yani çağ elektronik çağ. Yani noterler bunu elektronik ortamda bu imza sürkülerini tarayarak bir barkod veya karekök vererek bu imza sürkülerine Türkiye'nin her tarafından hatta yurt dışından çok kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlayabilirler. Bu şekilde tüccarımız, esnafımız bundan dolayı mağdur olmaz. Biraz diyoruz ki noterlerimiz, noterler birliğimiz buna eğilsin, bunu daha kolaylaştırsın. Bu esnafımızı, KOBİ'mizi daha rahatlatacaktır. Vaktinizi fazla zorlamak istemiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.